Yazıcı Makina ve MFB İnşaat'ın sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor. Evet, reklamlardan sonra ikinci bölümde tekrar birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki mesajlardan devam edeceğiz. Çok sayıda mesajlarımız var. Hocayı eleştiren de çok. Tabii ki bizim hocayı eleştirmemizi eleştirenler de çok. Bunları da söyleyelim. Tabii ki hepsini okumamıza imkan yok. Paşa Ermis, ben Fransa'dan yazıyorum diyor. Gerçek bir Samspor fanatiyim. Samspor'un iyi yolda olduğuna inanıyorum. Bu sene Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Samsun'a selamlar demiş. Şimdi çok ilginç bir mesaj var sevgili izleyenler. Aslında inanın belki bir başka moderatör olsa şu mesajı okunmaz. Yani bu biraz bizleri rencide eden bir mesaj. Tepkili bir mesaj. Ama ben bu mesajı okumadan önce hiçbirimizin burada ne bir futbol hocası. Yani biz şunu söyleyeyim. Biz tribünden geldiğimizi önce ben onu söyleyeyim. Devamını sevgili Karataş söyleyecek. Çünkü Karataş ile ilgili bir mesaj. Berker Doğan. Bana yeni senle mi geldi? Alakalı bir mesaj. Pardon. Berker Doğan. Noktasına virgülüne kadar okuyacağım. Tabii ki ama zannetmeyin ki tepki yönünde yazarsak ancak okunuyor mesajlarda. Yüzlerce mesaj var. Ben bunun sadece birkaç tanesini okuyabilirim. Ama bunu özellikle okumak istiyorum. Berker Doğan ne demiş? Sayın Hüseyin Karataş, lütfen biraz uzmanlığınız ve bilginiz sınırlarında konuşursanız ömrünü futbola vermiş insanları daha az incitmiş olursunuz. Günümüz futbolunun artık 11 kişiyle oynanmadığını daha iyi anlayamamışsınız. Takımlar artık 18 kişi olarak kuruluyor. Bütün büyük takımlarda da durum aynıdır diyor. İyi ki Samspor Kulübü'nün başında futbolun içinden gelen Sayın Başkanımız Emin Kar var. Ki böyle bilgisiz kişilerin yarattığı bilgi kirliliğinden etkilenmiyor demiş başkan için. Her fırsatta kişiliği ve futbol bilgisi üst düzeyde olan Hüseyin Kalpar hocamıza anladığınız bir konuda sanki bir uzman edasıyla ukalaca her türlü hakareti yapıyorsunuz. Artık ekranı kirletmeye siz de biraz haddinizi kirletmeyin. Siz de biraz haddinizi bilin diyor. Programda işte demiş bizlerin biraz ılımlı yaklaştığını Cansu ile ikimizin. Evet. İşte sizin tavrınızın ekrana yakışmadığını ve Samsunspor'a hiçbir faydası olmuyor. İşin özü kimin adına konuştuğunuzu söylerseniz daha iyi olur demiş. Aslında bunu baştan söylemişti ama söz hakkını size vereceğim. Sevgili Berker, neden Samsunspor'a faydalı olan yönlerimizi söylemiyorsunuz? Neden burada bizler Samsunspor için tarihin en fazla kombinesini satarken bizlere gerçi Samsunspor yönetim kurulu da bize bir teşekkür etmedi bu konuyla ilgili ama neden bunları hiç söylemiyorsunuz? Neden Samsunspor'a zarar verdiğimizi düşünüyorsunuz? Daha konuşacaklarımız var. Kalpar'la ilgili olsun, yönetimle ilgili olsun. Cevap verecek misin buna? Ben şöyle söyleyeyim. Berker neydi? Berker Doğan. Sevgili kardeşim, biz oraları açtık. Sana gayet sakin, mütevazi bir cevap vereceğim. O senin futbol anlayışın, bu benim futbol anlayışım. Senin futbol anlayışını saygıyla ayakta alkışlıyorum ama bir şey ayakta alkışlamıyorum. Kimin adına mı demiş orada konuşuyorsunuz diye bir şey söylüyor. İşin özü kimin adına konuştuğunuzu söylerseniz daha iyi olur diyor. Kimin adına konuşuyoruz biliyor musun? Kilometrelerce yollara gidip yeri geldi mi yollarda mola yerlerinde kendi haşlıklarıyla çorbalarını yemeklerini yiyen yahut da takım kötü gittiği zaman ne olursunuz bize destek verin deplasmanlara gidelim diyen yahut da Samsunspor için yağmur çamur kar demeden avuçları patlayana kadar sesleri kısana kadar tribünlerde sadece takımını şampiyon görüp 3 puan aldığını görüp gurbettekilere özellikle söylüyorum hafta başı pazartesi günleri başları dik alınları açık yüzleri ak işte ben Samsunluyum Samsunsporluyum ne mutlu ki 3 puan aldım deyip de onurlu bir şekilde sokakta gezenler adına haddimi aşmadan konuşuyorum ve fazla bir söz söylemeyeceğim. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Halep oradaysa arşın taraftarının sesinde.
Gel bakalım Samsun Spor'la ilgili neler yapmışız diyorum. Ama saygısızlık yapmıyorum. Seni de seviyorum, unutma. Kim olduğunu bilmiyorum. Tabii ki. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Eleştirilere açık olmak tabii lazım. Tabii ki. Tabii ki. Her türlü eleştiriler yapılabilir taraftarlar tarafından. Ben bu programa başladığım günden bugüne kadar yanlış anlaşılmasın hep Kalpar'ın yanında oldum, arkasında durdum. Hatta şunu da söylemek istiyorum laf açılmışken. Şampiyonluğa giden, playoff kovalayan bir Samsun Spor'un teknik direktörünün fazla eleştirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi teknik direktörü fazla masaya yatırıp eleştirildiğimiz zaman, yanlış anlaşılmasın sakın, herkes fikrinde özgür. Tabii ki. Samsun Spor'a zarar vermiş oluruz. Bu teknik direktörle başladık. Başka bir teknik direktörün gelmesi mümkün değil bu dakikadan sonra. Yani. Bu teknik direktörle gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kendisi de son zamanlarda geçen hafta söylediğim gibi fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. Biz her hafta yumurtluyoruz atıyorum. Evet, 12 dakikada 3 gol yedik. Biz de her maça göre futbolcu sunuyoruz. Her maça göre ayrı bir kadro oluşturuyoruz. O zaman oluşturuyoruz. Şöyle bir cevap doğru mu peki? Şöyle bir özür dilerim. Şöyle bir cevap vereyim. Deplasmanda 7 10 12 bakın söylüyorum size. 7 beraberliğimiz var arkadaşlar. 3 tane galibiyetimiz, 2 tane mağlubiyetimiz. 2 mağlubiyetimiz var. Çok güzel. Bravo diyoruz. Arkadaş beraberliğe bakın 7 puan. 7 maçta. Niye Erhan Altın niye bıraktı bu takımı? 21 niye puan. Niye bıraktı Erhan Altın? Şimdi 14 puan zararımız var arkadaşlar. Şimdi 3 galibiyetimiz var, 2 mağlubiyetimiz var. Ben onu kastetmiyorum. Şunu yok, diyorum yani. Yok, ben şunu dinleyeceğim seni. Şampiyonluğa giden bir takımın teknik direktörünü fazla bu dakikadan sonra eleştirmemiz. Nasıl konuşuyor? Ya Erdal abi o zaman zor yeniyorsun burada. Evet. Digin dibine demir atmış. Kahramanmaraş'ı yenemiyorsun. Ondan sonra 4-2'den 3-0'dan maç veriyorsun. Şimdi benim gencecik çocuklarımı harcıyorsun. Kusura bakmasın şimdi, yani. Şimdi sevgili Erdal abi bakın. Biz icraatı olan yönetimi her zaman alkışlarız. Ki kaldık biz yönetimi eleştirmedik. Her zaman savunur. Ama ben bu akşam eleştireceğim kusura bakmayın. Bakın şimdi ben geçen en son köşe yazımda mı? Ondan bir öncekinde mi? Altyapı As Başkanı Mehmet Bank'ı yeri geldi övgüler yağdırdım. Ama ya buradan soruyorum. Sayın As Başkan. Altyapının çok başarılı olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki bizler de söylüyoruz bunu. Diyorsunuz ki. Futbolcu yetiştiriyoruz. Arkadaş nerede futbolcular? Futbolcular nerede? Doğan Erdoğan. Ya nerede ya? Biz bugün Adana tribünlerinde bu konuşuldu. Geçen yıl dediler burada Doğan Erdoğan diye bir futbolcu vardı dediler. Evet, adından söz ettirirdi. TRT'de gençler, günlerce konuşuldu. Doğan Erdoğan kayboldu. Bugün nerede? Gören var mı arkadaşlar? Var mı gören? Peki buradan çıkan çocuklar bugün oynatılmayacaksa ne zaman oynatılacak? Benim her zaman ben söylediğim gibi Kalpar peki, gençlere karşı sevgili şey Erdal Cansu ben de size soruyorum. Yani? Az bir saniye ben de size soruyorum. Usta ayaklarla Cansu abi oyun oynamayı tercih ediyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, hani dediniz ya bunlar konuşulması takıma zarar verir. Aslında hocayı eleştirmemek lazım. Ben yine soruyorum bu takım eğer ilk altının dışında kalırsa sen Kalpar'ı görebilecek misin Samsun'da? Bu kiralık futbolcularını görebilecek misin Samsun'da? Göremezsin. Seneye ne yapacaksın? Herkes uçar gider. O arkadaşımız doğru. Neydi ismi? Ben neydi bu ismi? Konuyla şey ilgili müsaade edersen bir şey söyleyeyim. Bir dakika şuradan söndü. Bilmiyorum kayboldu önümden. O arkadaşımıza sesleniyorum. Diyor ya ne yaptın dedi hani bana söyle. Ben söyleyeyim kardeşim. Şu anda futbol takımında geçen yıl futbol şube sorumlu yapan, bugün de genel sekreterlik yapan çok değerli bir arkadaşım var. Sevgili İbrahim İnan. Kardeşim bu Hüseyin Karataş ne yaptı biliyor musun? 6 yıl ben üniversitede çalışıyorum tıp fakültesinde. 6 yıl boyunca Sayın İsmail Yanık yönetiminden tutun da, Sezgin Gümüş yönetiminden tutun da, artık aklınıza kimler gelirse, Adnan Ölmez başkan da olmak üzere bu kardeşin 6 yıl Samsun Spor'a bir kuruş para harcattırmadan o zamanki hastanedeki idarecilerimizin bilgisi dahilinde Samsun Spor'un sağlık işlerini üstlendi. O zamanki doktor Ahmet Çağlar, bugünkü doktor Mehmet Özden hepsini biliyor ve diğer yöneticiler de biliyor. Onunla da kalmadık. Futbolcuların ailelerinden tutun herkese kadar. Evet, gece evet. Gündüz saat asla gözetmeksizin bunları evet. Yaptık kardeşim. Bizler bunları her fırsatta söyledik zaten. Söyleyelim, mütevaziliği bırakalım. Biz geçen yıldan bugüne 72 milyarlık bakın 72 bin TL'lik bilet sattık. Ne anlatıyorsun? Samsun Spor için burada kimleri bağladık? Kardeşim biz Samsunluyuz. Anadan doğma Samsunluyuz.
yapma Samsun'u değiliz. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Selametli şunu şey söyleyeyim de az önceki konumun üzerine hani Mehmet Bank'a seslenmiştim. Mehmet Bank'a hani yetiştirdik dediklerimizi nerede oynatmayı düşünüyorlar? Acaba yukarıya alınmakta bir sıkıntı mı var? Bir lafı söylesene yani, bir şey söyleyeceğim Mehmet Bank'ın sözü mü geçmiyor? Ben anlamıyorum. Yani kopukluk nerede arkadaş? Şunu söyleyeyim. Gençlere pek sıcak bakmıyor Kalfaro. Neyin övüyor o zaman olacak? Bana? Abi kapatalım altyapıdan. Niye futbolcu yani, çıkartıyorsun? Ne yapacağız onları? Dediğiniz gibi geçen sene Besim Durmuş'un oynatmış olduğu gençler bugün hiç yok ortada. Ve onlar Adana milli futbolcu ya. Maçındadır. Ben şunu söyleyeyim. Şu sözse ben gireceğim konuya. Ahmet Ertem teknik direktörümüz bir notum var. Bergama Belediyespor'da teknik direktör olmuş. Göreve gelir gelmez bir deplasman iki iç saha maçı kazanmış ve 34 puan elde etmiş. Playoff'u zorluyor. Ben bu takımın başında Emin Kara Ahmet Ertem'i düşünüyor musunuz filan demiştim. Kendi çocuğumuz. Evet. Nasıl Besim kendi çocuğumuzsa o da. Tabii. Hani daha faydalı olamak şekliyle, daha faydalı olabilir şekliyle gençleri kazandırır, geleceğin Samsun Spor'unu kurma açısından Ahmet Ertem'i ben istemiştim. Hani takımın başına gelsin falan diye. Ama ne yapıldı sezon başında? Alel acele gidildi. Ankara'da sözleşmeler falan imzalandı. Kalpar Hoca tercih edildi. Tabii bu saatten sonra da bizim yapacak bir şeyimiz yok. Yanlış anlamayın. Gerek sizin, gerek Selamet, gerek Hüseyin, gerek Erdal Cansu sabretmek, beklemek. İyi de konuşmayacağız mı Erdal Cansu? Efendim? Konuşmayacağız mı? Yok. Konuşmak serbest. Ama teknik direktöre de biz kimseyi rencide etmiyoruz. Sahip çıkmak zorundayız. Çıkıyoruz zaten. Ne dedik? Hüseyin Kalpar bu takımı lige çıkartsın. Elini öpüp testlerde sırtımda gezdiririm dedim. Bu bir. Ne dedik? İyi maçları kazandığında eleştirdik de öz eleştiri de yaptık. Hocam bravo, doğruyu buldun. Doğru bir tanedir ya. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. 15. hafta Can Berk'i teşhis etti. 23. haftada 2 golü buldu. Biz yalan mı? Doğru. Biz geçen yıl yine bir Adana Demirspor maçına gitmedik mi abi? Şakır şakır yağmur yağıyordu. İşte kim var sahada? Oynadı. Bak bir dakika. Bayraktar. Halil İbrahim Pekşen. Evet. Kemal Sabri Bayraktar. Nerede bu adamlar? Doğan Erdoğan. Ondan sonra kimdi abi? Ercan Yazıcı. Bu dördünü oynadı Banko. Maçın spikeri Erdoğan Arıkan dedi ki karşılaşmada iki şut var. İkisi de Doğan Erdoğan'dan. Anlatırken söylüyordu. Peki benim Erdoğan'ım nerede Doğan Erdoğan? Ben bilmiyorum. Size ben söyleyeyim. Aldığım duyumlar doğrusu. Biz İdman'a gitmiyor. Yani gitmiyoruz derken Erdal abi de söylüyor ve diğer günlerde seriyoruz çalıştığımız için. Ben İdman'a gidiyorum sürekli. Evet senden bir gel. Şunu söyleyeyim. Doğan'ı görüyor musun İdman'dayız son günlerde? Yok. Doğan Atkapı'ya gönderilmiş. Buyur. İdman'ı da Atkapı'da yapacaksın diyor. Ercan'ı Urfa'ya gönderdim. Doğan'ı Alt'a gönderdim. Kemal'i Alt'a gönderdim. Bu Allah'tan Furkan. Kaleciler sakat çıktı. Ya bırakın abi bu işleri ya. Furkan da Yolspor'dan geldi biliyorsun. Ya arkadaş dün akşam. Dün kimin maçı vardı ya? Dün akşam kim maçı vardı hatırlamıyorum. Şimdi kafam karıştı. Ya 95'i 98'i çocuklar oynuyor ya. 95'te özür dilerim. Hocam Doğan'ı milli takıma çağıran futboldan mı anlamıyor? Ercan'ı Urfa'ya götüren ilk 11 oynatan futboldan Urfa'da mı anlamıyor? Urfa'da da direkt oynuyor Ercan. Yani evet direkt oynuyor. İyi bir şey. Ama kiralık gitti. Yine bizim futbolcumuz ileriye dönük geri dönecek inşallah. Evet. Şimdi vallahi bilmiyorum da. Buradan şunu çıkaralım. Beraber olalım yine üçlü olarak. Biz beraberiz ya. Şey yapalım. Biz doğrudan yanayız. Evet. Kalpar Hoca'yla gidiyoruz. Onunla başarıyı yakalamak zorundayız. Fethiye kimi yendi sahasında bu akşam? Ankara Spor'u. Ankara Spor'u. 3-1 yani. Yendi. Bakın Denizli Spor, Buca Spor. Arkadaşlar bakın şu Denizli Buca maçı. İzlediniz mi onu? Buca Spor 95 işte çocuklarla oynadı. Şimdi aklıma geldi. 4 tane attı Denizli'ye. Ne dedik geçen hafta? Denizli'nin hocası için burada tribünden Levent Kartoplar telefonda mesajdan taktik veriyorlar. Evet. Ancak o kadar gidersin. Bak ne oldu bir hafta sonra çıktı. Sezon başından beri 2 gol demedik mi? Çıktı. Şöyle oynattı mı? Çıktı. Kardeşim kusura bakmayın da bizde de göz var, nizam var. Ha biz teknik direktör değiliz. Asla da bunu öyleyiz de demedik. Evet. Az önceki o altyapıyla ilgili söylediklerimi de tabii ki Mehmet şeyi Banka, de söyleyeyim. Mehmet Banka yani burada, kesmeden Mehmet, Erdal abi. Şeyleri okumanızda tebrik ediyorum yani kamuoyunun içinde. Mesajları. Ve gelen mesajı okuma şansı yok ama dikkatimi çekti. Okumak kesmeden okuman fevkalade dürüstlük. Doğru. Erdal abi hepsini okuma şansım yok. Yüzlerce mesaj var ama özelde. Benimle ilgili gelen de diyorum ki takdir kamuoyunundur. Büyük Samsun Spor taraftarındır. Başka bir şey söylemiyorum. Eleştiriyi açacağız.
öyle olacak tabii ki. Az önce bir şey söyleyecektim. Efendim. Mehmet Bank'la ilgili söylediklerim. Hakikaten Sayın Asbaşkan Mehmet Bank söylemek istediği bir şey varsa bu konuyla ilgili. Bilmiyorum, belki yanlış konuşuyoruz. Gerek bu akşam gerek haftaya isterse telefonla bağlanıp bu konuyu aydınlatsın. Arkadaş, altyapının çocukları yukarı kazandırılmıyor. Bir röportaj yapılması lazım. Hakikaten milli futbolcuların nerede olduğu belli değil. Gittiğimiz şehirlerde bizlere bunlar soruluyor. Sizin çocuklarınız nerede diye. Biz bunlara cevap veremiyoruz. Ben de buradan As Başkan'a sesleniyorum. Siz mi yukarı sözünüzü geçiremiyorsunuz? Kalpar mı kabul etmiyor? Ben anlamadım, bilmiyorum. Şu anda iki tane Samsunlu oynuyor. Bir üçüncüsü yok, evet, takımda. Bu konuyu da kapatalım arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Tabii ki Adana Demirspor müsabakasına buradan çıkmadan öncesinde, 3 gün öncesinde sevgili Karataş İstanbul'a gitti. Biraz nefes alalım. Konuyu değiştirelim. Evet, filmlere geleceğiz çünkü. Galip Öztürk ve Şenol Ay Yıldız'la bir görüşmemiz vardı. Tabii ki sizin de görüşmeniz olacaktı. Biz ne yaptık? Yine ekip olarak buradan Adana'ya kendi ekibimizle birlikte yol alırken Erdal siz de görevlendirdik. Siz İstanbul'daydınız. Evet, iş adamlarımızdan Galip Öztürk ve Şenol Ay Yıldız'la görüşmeniz oldu. Detayları şimdi sizden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet, Perşembe sabahı buradan İstanbul'a geçtim uçakla ve orada öncelikle beni kim karşıladı diyeyim. Allah kabul etsin, Umre'den de döndü. Sevgili İhsan abimiz, İhsan Başer. Evet, Cuma günü döndü. Oğlu Mustafa kardeşim. Mustafa, evet, Mustafa karşıladı. Mustafa Başer. Teşekkür ediyorum. Aldılar oradan. Taraftarın sesinin her zaman destekçiyiz abi. Siz gelmişsiniz de niye almıyorum bile. Hatta kendi arada duyunca Facebook'umda. Şimdi oradan geldik. Oturup biraz sohbet ettik. Direkt otogara geçtim. İstanbul otogarına, Büyük İstanbul otogarına ve orada sevgili Şenol Ayyıldız'da sohbet etme imkanım oldu. Bizim sohbetimiz ne olur abi? Bizim sohbetimiz otogarda yoksa otogarda. Yani biz, Şenol Bey, ya. Biz ticaretle uğraşmıyoruz. Biz iş adamı değiliz. Bizim sevdamız, sevgimiz, gittiğimiz her yerde konuştuğumuz iki şey vardır. Ne olacak bu Samspor'un hali? Biz de iş adamlarımıza soruyoruz. Ama şimdi bu konuyu biraz deşelim. Çünkü borçlar, harçlar, evet, biraz da evet. Çerçevenin bu tarafına bakalım. Zaman geldi, ayın 15'i şimdi geliyor. Şimdi Şenol abiyle oturduk, konuştuk. Evet, o zaman Denizspor primini konuştuk. Ve Sayın Galip Öztürk'ün Adana Demirspor maçına da galibiyet olarak 100 bin lira, 50 bin lira açıkladığını söyledi. Yarın... Ama şuradan şöyle söyleyeyim. Akşam üzeri programa gelirken sevgili Şenol Ayyıldız abimle sevgili Galip Öztürk ile bir telefon görüşmem oldu. Ve Sayın Öztürk şunu söyledi. Beraberlik, yani Adana Demirspor karşılaşmasında alınan beraberliğe karşı da çok galibiyet memnun olduğunu söylüyor. Altında bahsettiği 50 bin TL primi de ödeyeceğini söyledi. Benim için beraber bir, evet, galibiyettir. Biz bunu taraftarlarımız çok, evet, da merak ediyordu. Evet. Evet. Yanılmıyorsam ki Sayın Öztürk'ün açıklamasında yarın büyük bir ihtimal 100 bin TL prim gönderiliyor. Yarın. Evet. Yarın kulübe verilecek. Evet, büyük bir ihtimal. Sayın Öztürk ve Şenol Ayyıldız'la görüşmemde bunlar vardı ama en son teyit eden Sayın Öztürk'tü, kendisiydi. Şenol abiyle oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Oradaki Samsunlu abilerimizi, Samsunsporları tanıdık, ettik. Şimdi arkadaşlar, Şenol abiyle konuşup şunu söyleyeyim. Ben kendisini yakından tanımıyordum ama yeni tanıdım. Kendisi, şöyle söyleyeyim, Yol Spor'da top oynamış. Evet. Çarşamba Spor'da, ikinciliklerde top oynamış. Şenol Bey mi? Evet, evet, eski futbol. Samsun Yol Spor'da. Evet, yetişmiş. Eski Tanju'nun kardeşi Yücel Çolaklar'la oynamış ve Ercüment'lerle oynamış. Ve gerçekten futbol adamı, yani futbolun içinden gelme bir insan. Samsunlu mu, evet, Şenol Bey? Evet, evet, Samsunlu. Bilmediğimiz yönlerini öğrendik ki kendisiyle güzel konuştuk. Ama işleri çok yoğundu. Ama gel gelelim esas konumuza gelelim. Ve Cuma akşamı saat 21.30'da arkadaşlar, o sevgili... şeyleri de... fotoğraf şeyimiz var, görüntülerimiz var. Onları da ekrana getirebilirsek. Evet, konuşurken sevgili Reci, sırayla geçsin. Bizi alta köşeye alırsan seviniriz. Sevgili Galip Öztürk'ün yanına gittik. Kardeşim Engin Karataş'a birlikte. Yanına gittik derken bizi davet etti. Evet. Evet, Beykoz'da, İstanbul hediye Beykoz'daki pano. Evet, hediye ettiğimiz de panomuz kendisine. Beykoz'daki evinde yaklaşık 2,5 saat kadar oturduk. 2,5 saatte konu ne biliyor musunuz? Sadece Samsun ve Samsunspor. Evet. Sadece. O çok sever Samsun. O kadar ekranda konuşulması gerekenler Samsun var. Bir, bir de mahrem olan kısımları var. Ama fanatik bir Samsunspor taraftarı. Bak şimdi görüntüler sürekli devam etsin. Buraya geçmemiz gerekiyor. Yani Samsunsporluluk yönünü görürken, yanına giderken
kendi evinin aşağı tarafında 50 metre kadar aşağı yol tarafında bir de baktım ki Galip Öztürk Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası. Evet. Bilmediğimiz bir yönü daha çıktı. Kardeşim arabada göz. Bu ne dedim, burada yurt var. Abi dedi bilmiyor musunuz Galip Başkanımızın böyle bir yeri. Bilmiyorum dedim, ben buraya hiç gelmedim ki dedim. Şaşırdım ve çocuklara da taraftan atkılarını ilettik. Sağ olsun onlar da resimle çekilip göndermişler birbirimize. Şimdi bir de o kısımdan bahsetmek istiyorum Samsun'a dedikten sonra. Evet, 100 bin liradan hemfikir miyiz? Allah nasip ederse Sayın Başkanımız sevgili Galip Öztürk vermiş olduğu bu parayı herhalde büyük bir ihtimal yarın kulübe gönderiyor. Yarın evet. Ödeme evet. Yapılacak. Kutlarız ama evet. Çok Galip'lere ihtiyaç ama var. Bakın takım bakın, zor durumda şu an. Şimdi parantez açayım. Camia zor şimdi durumda. Şimdi keşke, bakın şimdi Galip Öztürk'le konuşurken ne dedik program başında? Biz oncu buncu deriz. Evet sevgili Galip Öztürk'ü seviyorum. Açık söyleyeyim. Seviyoruz. Değer veriyoruz. Samsunlu olduğu için. Hele o gün 2,5 saat baş başa konuşmalardan sonra nasıl bir Samsuncu olduğunu bildiğim için. Saygı duyuyorum, değer veriyorum. Bu saatten sonra daha çok veriyorum. Benim kadar çok sevemezsin galiba. Sana şöyle bir anlatayım. Ama hiçbir menfaat gözetmeksizin. Davamız evet. Samsun Spor'du. Konuşmamız ve sizlere çok selamı var. Açık sağ söyleyeyim. Çok selamı selam, var. Sağ olasın. Ve Samsun Spor'la ilgili düşüncelerini paylaştık. Fakat arkadaşlar, onu paylaştık derken bir de çerçevenin bir tarafı var. Hayırsever galiba Öztürk. Şaşırdım. Evet. Bakın not aldım unutmayayım diye. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Galip Öztürk. Bakın arkadaşımızdan da bahsedeceğim bu çocuk yuvası. Burada burası 2009 yılında açılmış bu yuva, çocuk yuvası. Demin de dediğim gibi Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı. Bir de o sevgi yuvasının içinde Sayın Öztürk'ün eşi hanımefendiyle birlikte sevgili Hüseyin Kalaycı hocamız var. Evet. Biraz önce resimdeki kucağında çocuktan oturdu hocamız. Mükemmel bir insan, kaliteli iyi bir Samsun sporlu. Sayın Öztürk hanımefendi başkanı, kendisi de başkan yardımcısı. Bakın sevgi yuvasının içinde ne var? Gülümseyen Yüzler Derneği. Arkadaşlar evet. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Bakın bunu unutmayalım. Galip Öztürk de her sevgisi, zaman o. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Bunu unutmayalım. Açılmış ve şöyle söyleyelim. Bu Gülümseyen Yüzler Derneği de bu çocuk yuvasının içinde çocukların her şeyle 24 saat ilgileniliyor. Her şeyle ilgileniliyor ve 77 tane çocuk var orada, kimsesiz. Yaşları 6 ile 9 arasında. Evet. Bakın kimse yanlış anlamasın ama hayır her şeyin önünde gelir. Her şeyin önünde gelir. Samsun Spor konusunu konuştuk. 100 bin lira sözünü akşam da aldık. Güzel olan tarafı buydu. İnşallah Sayın Öztürk bu para yarın gittikten sonra Bolu Spor maçı var cumartesi Bolu günü. Bolu demeyelim de 3 maçlık konuşalım onu. 9 günlük. Bir önce Bolu'yu da alalım da. Öyle mi olsun? Bolu'yu da alalım da. Bolu maçına da inşallah çıkar. Ama parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Samsun'da kim destek oluyor? Eski il başkanı, pardon eski kulüp başkanımız ve şimdiki bir parti il başkanımız Sayın Fuat Köktaş. Evet. Desteklerini çesirgeme ve eski spor bakanımız başta olmak üzere Sayın Kılıç başta olmak üzere şu andaki bakanımız Çağatay Kılıç beyefendi de Sayın Bakanımıza destek oluyor. İşte yine birkaç şurayı tamamlayayım son abi. Son 10 gün. Birkaç şunu onlara gireceğiz. Evet. İş adamımız yine sevgili Adnan Ölmez'in destekleri vardı. Sevgili Cemal Yeşil Yurdum vardı. Bakın evet. Samsun kanadı bu. Belki bilmediğimiz çok kişi de var ama arkadaşlar bir de İstanbul kanadına bakalım. Sevgili Galip Öztürk'ün hocası ya da İstanbul dışına da çıkalım diğer şeylere. Ya Samsun dernekleri adı altında olup da federasyon adı altında olup da niye hiç kimse bu şekilde destek olmuyor? Bugünlerde piyasada yok. Ortadan kayboluyor. Ondan sonra sadece dışarıya bakıp da Galip Öztürk'ü konuşursan demiyorlar da Galipçi misin? Kardeşim Samsun Spor'un o yanında olanın Samsun Spor taraftarının yüzü gülsün diye Samsun Spor'a sahip çıkanın ama doğrucunun yanındayız. Taraftarın ve Samsun evet. Halkının bir beklentisi var. Evet, doğru olanın. Doğru yani olanın yanındayız arkadaşlar. Bu, girilen krizi Galip Öztürk'le aşmaya gayret içerisindeler. Bakalım. İnşallah yani, taşın altına elini sokar tahmin ediyorum. Sayın Başkanımız da dışarı yapar inşallah Galip Bey'i. Yani buradan onu söylüyorum. Evet. Konumuz da bu resimlerden onu yaptık. Bitti mi? Bu hayır bölümünü anlatmak istedim. Bitti ama bu bildiklerimiz belki bilmediğimiz neler var. Tabii ki. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz kendilerine.
Tabii ki biz de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim kendisine. Evet, bizler programa girmeden önce burada tabii ki sevgili Sinan Sallabaş'ın programı vardı. Tarık Cengiz kendisinin konuydu ve o da biz dinleyemedik ama dinleyenler tabii ki aradılar. Samsun Spor'la ilgili projeleri olduğunu, çok önemli projeleri olduğunu bunlardan söz etmiş. Bir anıt sözü vermiş. Anıt yaptıracağını sözünü vermiş. Evet. Samsun Spor'la ilgili ne gerekiyorsa onu her zaman yapmaya hazır olduğunu söylemiş. Tabii ki bizler Samsun Spor'la ilgili projesi olanların, Samsun Spor'a destek verecek herkesin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Tabii ki biz bu hafta Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün'ün davetlisiydik. Onu ziyaret ettik. Arkadaşlar telefon mu var? VTR isteyeceğim. Telefon mu var? VTR'yi alalım mı? Tamam. Evet sevgili izleyenlerimiz, telefon hattında Samsun Spor Altyapı As Başkanı Mehmet Bank var. Alo. Alo. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim başkanım. Evet bu akşam. Biraz dinledim, yetişemedim de biraz dinledim. Evet. Tabii gönül isterdi ki ben orada olsaydım, karşılıklı bana soru sorsaydınız. Ben de altyapıdaki yapılanları, yukarıya çıkan futbolcuları tek tek anlatsaydım daha iyi olurdu. Ama sorularınıza tekrar cevap veririm. Şimdi her şeyi sorabilirsiniz. Şimdi başkanım şöyle bir şey. İnşallah tabii ki bir gün sizi burada stüdyomuza alırız. Bu altyapıdaki detayları ve konuları hepsini konuşuruz ama bizler Adana Demir deplasmanındayken bizim çocuklarımızı işte Doğan Erdoğan nerelerde, İşte bu çocuklar nerelerde diye sorduklarında hakikaten cevapsız kalıyoruz. Biz de birbirimize sorduk. Ya arkadaş Doğan nerede ya? Geçen yıl dedik bu sahada işte övgüler yağdırılan Doğan Erdoğan nerede? Üzüldük. Birbirimize sorduk. Mehmet Bank'ı biz yeri geldiğinde övdük. Evet güzel işler yapıyor altyapıda ama altyapıda güzel işler yapmakla bitmiyor tabii ki. Mehmet Bank acaba yukarıya futbolcu vermekte kendisi mi sıkıntı yaşıyor? Biz bunu öğrenmek istedik. Hakikaten üzülüyoruz. Nerede bu çocuklar? Sizden dinleyelim. Sayın Bank. Arkadaşım 22 Temmuz'da biz geldiğimiz zaman altyapı sorumlu olarak ben altyapı sorumlunuz oldum. Evet. Altyapıdan aşağı yukarı 6-7 tane futbolcu yukarı çıkardık. Tabii ben teknik direktör değilim. Evet. Ama benim altyapı hocalarım verdiği rapora göre ben yönetim kurulu başkana, yönetim kuruluna sunarım. Artı teknik heyete sunarız, yukarıki teknik heyete sunarız. Tabii antrenmanlara çıkar, oynatır, oynatmaz. Benim onunla hiçbir kabahatim yok. Ama benim elimde yukarı verdiğim futbolcuya herkes talip oldu bu sene. Peki bak, Sayın Bank, peki özür dilerim. Urfa'da oynuyor. Halil İbrahim İstanbul'da 3. lig 2B'de oynuyor. Eyüp'te. Bunlar ispatlı delildi. Evet. Altta Doğan mesela 18 milli takımına gidiyor, 19 milli takımına çağırıyor. Kemal öyle. Yolspor'a aldığım Alter A takımda itmana çıkıyor. Var 6-7 tane ama ben şimdi tutup da A takımda ona oynatma yetkim yok ki. Yönetim kurulu yok. O yukarıki hocanın takdiri. Ha, hoca oynatmıyorsa bunun altyapı sorumlusunun kabahati var mı? Suçu var mı? Hayır, ben hayır. Biz soruyorum. Biz sizde suç olduğunu söylemiyoruz. Şöyle diyoruz ki, demiyor musunuz? Sen. Verdiğimiz emeğin karşılığı bu mu? Yani bir Samsun Spor'dan futbolcu çıkmıyor diye sürekli söyleniyor. Biz de sizde yukarıdaki kopukluk nedir? Yani biz bunu anlamak istedik. Bunu öğrenmek istiyoruz. Kopukluk yok. Bu yönetim, bu kulüp başkanı Emin Kar olsun, yönetimi olsun, ekibi olsun başarılıdır. Bundan başarılı bir yönetim daha ne şartlarla geldi bu kulübe aldı 22 Temmuz'da herkes biliyor. Evet. Ona sözümüz herkes yok. Ona kesinlikle. Samspor'a herkes sahip çıksın kardeşim. İş adamları Allah razı olsun. Fuat Başkan'dan, eski bakandan. Bunlar olmasaydı şimdi Samspor kayyumdaydı. Samspor belki 2B'ye düşmüştü. Hiç kimse bunu inkar edemez. Evet. Burada yine sesleniyorum. Fuat Başkan'dan Allah razı olsun. Fuat Bakan'dan Allah razı olsun. Bu yönetimde başarılı bir yönetim ama Hüseyin Kalkbay'la ilk anlaştığımız zaman Samspor tesislerin o çam ağaçtan dili ortada konuşsa Hüseyin Hoca'ya şunu söyledim. Hocam bizim kurtuluşumuz altyapıdır. Biz bu da büyük paraları verip bu futbolcuları alamayız. Samspor'un kurtuluşu bu gençler. Bunları sen yukarıya
çıkaracağım, bunlara bize kazandıracağım dedim. Ama kardeşim ben ne yapacağım? Ben şimdi Hüseyin'in kulağında, Hüseyin Kalkan'ın kulağında tutup da illa bunları oynat, şunları yap diyemem ki. Desem evet. Ayıp olur. İşine karıştırdım. Şimdi benim altyapıya birisi karışsa, ne dedim kardeşim, herkes işine, işine baksın. Ama tabii yönetim ve toplantılara bunları gündeme getiriyoruz. Ama bu çocuklarımız gelecek sene tam sporun kurtuluşu yine bu gençler. Ben gençlerde iftihar duyuyorum. O gençlerden evet. iftihar duyuyorum. Çünkü o çocuklar kar, kış, kıyamet kendilerini sıkı üzmeden, kendini yılmadan hale mücadele ediyorlar. Ben onun için altyapıdaki gençlerimize hepsine ufak spor okulu olsun, büyük yarışma grubu olsun, hepsine buradan işten şey yapıyorum. Sevgi, saygılarımı sunuyorum. Evet. Çocuklarımız çalışıyor. Daha ne yapayım ben? Sayın Bank, çok teşekkür ederim. Tabii ki biz saygı duyuyoruz. Biz yönetimi de eleştirmiyoruz. Biz yönetimi yeri geldi burada çok savunduk değerli evet, ekibimle evet. birlikte. Ama bizim üzüldüğümüz hakikaten sizin icraatlarınızı da her zaman konuşuyoruz. Altyapıda güzel işler oluyor Mehmet Bank'la birlikte derken Mehmet Bank'ın vermiş olduğu emekler işte belirli bir noktada neden yok oluyor? Siz diyorsunuz ki işte Ercan Urfa Spor'da tamam çok iyi. Ya Samsun Spor'da niye değil? Bizim sıkıntımız bu. Siz diyorsunuz ki tabii ki Kalpara ben zorla oynat diyemem. Biz almak istediğimiz cevabı aslında aldık Sayın Bank. Teşekkür ederim. Ama ilerleyen haftalarda tabii ki sizi bir akşam stüdyomuzda görmek istiyoruz. Bu konuları daha geniş ve detaylı bir şekilde paylaşmak dileğiyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet teşekkür ederiz. En azından konuyu da en azından aydınlatmış oldu. Benim gençler takımda olmadıktan sonra ben bir şey sormam da söylemem de. Ama Mehmet Bank'ın yaptıkları ortada. Hayır o Mehmet Bank'lık bir şey yok ki kendisi de yok, bunu söyledi. Yok yok biz yönetimlik de bir şey işliyoruz. Yönetimlik de yok ama valla ilerleyen haftalarda yine konuşacağımız çok şey. Hatta lig bittikten sonra. Evet sevgili izleyenlerimiz ben bir veterans diyecektim. Ne dedik? Tarık Cengiz stüdyo konuydu taraftarın siz programından bir önceki abi. Programda bir şey buyurun. Şimdi, buyurun. Aklıma geldi. Şimdi Sayın Bank güzel konuşuyor ne dedim yönetimde hiçbir yok ama ben evet. de buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hüseyin Hoca duymuyorsa veya başka birini söylerim. Bizim gençlerimiz Eyüp Spor için mi? Şanlıurfa Spor için mi? Ben öyle U18'de yukarı çıkan çocuk aşağı tekrar insin diye ama mi? Ama ne güzel söyledi. Yetiştirme. Sayın Bank dedi ki biz bu çocukları yukarı kazandıralım. Hani bizim bütçemiz belli, ekonomimiz belli hayır, dedim. Fakat Kalpar'ın sanki umrunda değil. Ben de yine söylüyorum. Eğer bu takım ilk altının dışında kalırsa bu stüdyoda konuşulacak çok şey var. Ve başta Emin Kar olmak üzere. Sayın Başkan'ın bir açıklaması var. Ne dediydi? Bu takımın yarısından çoğunu Samsun'da olması lazım diyordu gençlerimizle. Bunu ben demedim. Sayın Başkan dedi. Ben o zaman sorarım. Takımımızın peşindeyiz. Sonuna kadar son haftaya bakarız. 6. mıyız? 7. miyiz? Evet. O zaman herkes etenlik taşı döker güzel bir şekilde konuşuruz. Bu kadar basit. Kesinlikle. Evet sevgili izleyenlerimiz bizden bir önceki programda Sinan Sallabaş'ın konuğu Tarık Cengiz'di. Samsun'la ilgili projelerini söylemişti. Bizler de dedik ki Samsun Spor'u ağzına alan belediye başkanlarımızı kendi belediye sınırları içerisindeki kaldırımlarına kadar kırmızı beyaz yapmak isteyen belediye başkanlarımızı biz her zaman ziyaret edildiğimiz yere gidiyoruz. Ve bu haftada Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün bizleri davet etmişti. Bizler de kendisini makamında ziyaret ettik ve bir röportajımız var. Buyurun birlikte izleyelim. Sevgili taraftarın siz program izleyicileri, bizler her hafta yine söz ettiğimiz gibi gerek bizlere destek veren, gerek Samsun Spor'a destek veren belediye başkanlarımızın, belediye başkan adaylarımızın ve bürokratlarımızın tabii ki ziyaretlerini yapıyoruz. Evet, bizler bu kez neredeyiz? Bizler Kavak'tayız. Mevcut belediye başkanımız Şerif Ün bizleri davet etti, bizler de makamında kendisini ziyaret ettik. Merhaba başkanım. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Selam Bey. Çok iyi. Sizler iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Merhaba. Gerçekten bugün seçim koordinasyon merkezinizin evet. de açılışı vardı. Bu çok kıymetli vaktinizden bize de zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü hakikaten koşturmaca bir viraj dönüyorsunuz diyeyim ben size. Vaktiniz kısıtlı. Evet başkanım, biz sizi fazla tutmadan birkaç soru soracağız tabii ki ama bizler sürekli çağrılar yaptık, taraftarımız için çağrılar yaptık, taraftarlarımıza destekler istedik. Özellikle belirtmek istediğim taraftarın sesinin her dönem düzenlediği bir kombine kampanyasında hiçbir zaman ikiletmeden bizlerin yanında oldunuz, Samsun'un yanında oldunuz, kombine kampanyasına katıldınız. Tabii ki
Bunları soracağım. Taraftara vermiş olduğunuz destekleri sormak istiyorum. Özellikle aşağıda yine istasyon bölgesindeki taraftar için restore ettirdiğiniz bir yer varmış. Evet. Bunun da bilgisini aldım. Bunları sizden dinleyelim efendim. Tabii çok teşekkür ederim. Öncelikle kava geldiğiniz için bize zahmet edip geldiniz. Tabii taraftarın sesi olaraktan hepinize çok çok sağ olasın. Samsun Spor bizim milli sevdamız. Şu açıkça konuşmak gerekiyorsa Samsun Spor'a herkesin 7'den 70'e sahip çıkması gerekiyor. Biz buna sahip çıktık diye algılamayın ne olur. Çünkü elimizdeki imkanlarımız o kadar. Keşke olsa da her şeyimizi Samsun Spor'a verebilsek. Çünkü Samsun Spor bizim büyük sevdamız. Bunun akabinde çok sevdiğimiz genç yavrularımız geldiler. Böyle bir talep ettiler benden. Aşağıda Garpa dediğim bir merkezde kendi yerim vardı. Onlara dedim ki gelin burada toparlanın. Burada birlik beraberlik olun. Buradaki kendi arkadaşlarınızın arasındaki birlikteliği sağlayın ki hem Samsun Spor'a hem Kavak'taki hemşehrilerimizi, o genç yavrularımızı kahve köşelerinden aldık. Oraya bir birlikteliği çok sağlamaları güzel için getirdim, verdim onlara. Tabii bilahedir her şeyi de kendim karşılıyorum. Her türlü imkanları onlara da sunuyorum. Tabii kendileri Samsun Spor maçlarına gitmek istiyorlar. Samsun Spor maçlarına giderken elimden geldiği kadar iki otobüsüm var. Bunun çağrısını bizler yapmıştık sizler hatırlarsanız. Evet. İki otobüsüm var. Birisi şehirler arasında çıkmıyorsa küçüğüne veriyorum. Onlar gidip geliyor. Memnun oluyorlar, mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu da benim mutluluğum demektir. Onların hepsini gözlerimle okuyorum. Gerçekten değerli, kıymetli evlatlarımız onlar bizim. Tamamızın genç. Onların adına tabii ki biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bir de şöyle söyleyelim. Bildiğiniz gibi Kavak'ımızın, Kavak ilçemizin yetiştirmiş olduğu dünyada yaşandığımız aramızdan ayrıldı ve 100 yıl olmuş. Ama 53 yıldır hep beklediğimiz Yaşardoğu'yu anlatan, Yaşardoğu'yu simgeleyen bir şey olsun istedik ve bunu Kavak istasyonu o kadar önünde karşımızda gördük. Yaşardoğu anıtı. Evet. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerin katkılarıyla oldu efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kıymetli taraftar destekleyicilerine ve izleyicilere. Sizlere şunu söylemem gerekir ki, Yaşardoğu, Kavak'ın ve Türk milletinin milli değeri, milli gururu. Hakikaten ben belediye başkanı olarak bir yere gittiğim zaman, Kavak deyince adam önce tabii duruyor, duymamış veya ki bilmediği bir yer. Ama Yaşardoğu'nun memleketi, Yaşardoğu'yu dediğim zaman, o zaman gözlerim diyor ki tamam buralı mısın sen diye, evet buralıyım diyorum. Ve bizim için, Kavak için gerçekten ilk tanışma Yaşardoğu'yla oluyor. Evet. Bu ara ben de zaman zaman tabii yerim mi değil mi bilmiyorum ama burada söylemek istediğim şu var. Akşemseddin Hazretleri'nin de Kavak'a gelip yaşamış olduğunu ilk kez size de burada basın yoluyla söylemek istiyorum. İnşallah bizi izleyenler de gerçekten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hocası Akşemseddin Hazretleri de burada yaşadığını size söylemek istiyorum. Bu da taraftarın size aracılığıyla da duyurulur evet, diyelim. Evet başkanım, tabii ki Necatin Demirtaş başkanımız, Necatin Belediye Başkanımız Necatin Demirtaş'ın da sizler gibi şüphesiz katkıları çok. Onu da gördük biraz önce. Evet, bu da bizim Taraftarın Sesi programımıza ait yaptırmış olduğumuz bu güzel kaç bölümümüzü size takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet başkanım. Sağ olasınız. Gerçekten kabul ettiğim en güzel hediyelerden birisi. İnşallah ömrüm boyunca buna saklayacağım. Taraftarın Sesi olarak da sizlerin her zaman destekçilerin ve yanınız olsun. Olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi güzel ediniz. Estağfurullah. Kusurumuza bakmayın ne olur böyle. Estağfurullah. Zaman zaman. Estağfurullah başkanım. Telefonlarımızda size böyle vakit veremem. Estağfurullah. Estağfurullah efendim. Bize ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. We'll be right back.
Evet, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün. Şerif Ün tabii ki 53 yıl sonra efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun heykelini Kavak'a diktirdi. Kutluyoruz kendisini çünkü bizler onun çağrısını sürekli yaptık buradan. Bu sese kulak verdi. Kavak'ta kaldırımları kırmızı beyaza çevirdi. Başka neler yaptı? Taraftarın işte maçlara gidecek olan taraftarların onlara kulak verdi, ses verdi, onlara otobüs verdi. Tabii ki bizlerin kombine satışında, her yıl yaptığımız kombine satışlarına daima katkıda bulundu. Katılanlardan biriydi. Başka gerçekten tüm belediye başkanlarına örnek olacak bir davranıştır bunlar Samspor için. Sizler neler söyleyeceksiniz? Sözüm bittiği yerde teşekkür ediyorum. Bravo diyorum. Bütün gerçekten, belediye başkanımız yalnız, tüm birlikte bütün belediye beraberdik. Başkanlarımız lütfen rica ediyoruz. Seçilenler ya da seçilecek olanlar veyahut da mevcut olarak yeni seçip devam edecek olanlar. Bir Samsunspor olduğunu bakın, unutmasınlar. Bakın stüdyomuzun yani kırmızı beyaz siyah rengini görüyor musunuz? Orada kaldırım da var ki bunu daha önceden sevgili Necatin Demirtaş Başkan yapıyordu. Evet, evet, biz evet. Parti gözetmeksizin Samsun ve Samsunspor için kim ne yapıyorsa yanındayız arkadaş. Lütfen böyle kırmızı beyaz olsun. Çok zor değil ya kırmızı beyaz olması. Samsunspor için bir taşı kaldıran, Samsunspor için her türlü fedakarlığı yapan belediye başkanlarına ben şükranlarımı sunarım. Yapması gerekli. Taraftarlara yardım etmesi lazım. Deplasmanlara göndermesi lazım. Şerif Ün'ün İstanbul'a Büyükşehir Belediyesi'ne otobüs kaldırdığını da iyi biliyorum. Kesinlikle. Bizler buradan çağrı yaptık kendisine. Kırmızı beyaz da yapmış caddelerini, sokaklarını. Tebrik ederim. Diğer belediye başkanlarımıza örnek olsun diyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Sevgili izleyenlerimiz tabii ki yine tekrar Samspor'a döneceğiz kalan kısmımızda ama Samsun futbolunda bu hafta kayıpsız bir haftaydı. Yani mağlup olan yok. Nasıl yok? Samsun Spor 3-3 berabere kalırken 3. lig temsilcilerimizden Bafra Spor, Denizli Belediye Spor'u 1-0 yendi. Bölgesel amatörde Erzincan Spor 1, İlk Adım Belediye 2, Fas'ta Belediye 0, Atakum Belediye 2, Çarşamba Spor 1, Soya Gençlik 1. Bu sonuçlardan sonra yine Elit Ligi'nde U19'un rakibi Ankara Spor'du. U19 ve U17 0-0'lık skorlarla berabere kaldı. Akademi Ligi'nde ise Giresun Spor'du Samspor'un rakibi. U14 2-1, U15 5-1, U16 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte az önce Mehmet Bank da telefona bağlanmıştı. Hakikaten başarılı bir sonuçlar. Kendilerini bir kez daha kutluyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, İlk 6'ya girdiniz diyelim. İlk 6'ya girdik sezon sonu Mayıs ayında. İlk 6'ya girdik de aslında ilk 6'ya girmek mi daha, ilk 6'ya girdikten sonraki süreç mi daha zor? İlk 2'ye girmek mi daha kolay? Şimdi baktığımızda içerideki maçlarımızı taraftarımızın önünde kazanmak bence daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk 6'ya kaldığımızda farz edelim bugün İstanbul Belediye'li Ankara Spor oradan kurtulduğu zaman ilk 2'den geriye kalan 4 takımların hakikaten gömlek olarak bizden bazılarının üstün olduğunu görüyorum. Ve hakikaten çok zor bir playoff bizleri bekler. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Aslında ilk 2 sanki ilk biraz daha kolay. Eğer iç saha maçlarını alabilirsek, şanssızlığa kurban gitmezsek. İlk 2'yi düşünmek bence çok iyimserlik bir olur. Evet. Biz 39 puandayız. Yukarıdakiler 47 puanda. Arada çok açık ara farkı, puan farkı var. Biz kazandıkça onlar da kazanacaklar. Ben ilk 2'yi kesinlikle düşünmüyorum. Manisa dün yenildi 40 puanda. Evet. Biz 39 puanda. Biz ilk 6'da playoff oynama ve Samspor'da playoff'ta mutlaka çıkabilecek güce sahip. Yani playoff'u kazanabilecek, playoff'u katlayabilecek, playoff bilgisi, playoff'tan çıkma şansı çok büyük tahminlerime göre. Playoff'u yakalarsak ne mutlu Türk'ün diye. Ben zor demiyorum ama zor geçeceğini düşünüyorum. Evet. Karataş. Ben sadece beklemek istiyorum. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Beklemek istiyorum. Ve görmek istiyorum. Bu kadar. Evet. Bu kadar diyorum ben. İnşallah. Ve yavaş yavaş. Şimdi galiba var mı başka söylemek? Başka yok herhalde şey. Toplama şeyine geliyoruz yavaş evet, yavaş. Evet. 43 geçir arkadaşlar. İstersen birkaç tane de mesaj tabii, okuyalım. Tabii. Kalan yerden ne demişler? Abdullah Filizli, iyi akşamlar taraftarın sesi ekibi. Bu haftayı 3 puanla kapatsaydık fark 6'ya düşecekti. Takım rayında ama eski borçlar futbolcuları da etkiledi sanıyorum. Başkanın ödeme yapmazsak 6 puanımız silinecek yorumu zamansız. Çok kritik dönemden geçiyoruz. Başkanımızın açıklamalarını biraz daha
düşünerek yapmalıdır diyor başkanımıza. İsmail Keskin abi merhaba, ben Antalya'dan yazıyorum. Biz gurbetçiler takımımıza destek için bizim için de hatıra maç bileti satılabilir mi? İnternetten iyi yayınlar diyor İsmail Keskin. Umut Cin, selamlar iyi yayınlar, İstanbul'dan yazıyorum. Abi Canberk her hafta oynamalı. Bence Samspor'umuzda altyapı bunun için şampiyonluk istiyorsak Tanju Çolak gelmeli. İyi yayınlar Samsun'a selamlar demiş. Adem Öner, Bursa'dan selamlar hepinize. İlk 20 dakika takım çok dağınıktı ama demiş 3-1, sen 3-3 yapıp 1 puan almak için 3 puan kadar önemli bence diyor. Mehmet Köse, iyi yayınlar İstanbul'dan yazıyorum demiş. 2 gol çıkışa geçti, bu takıma yakışıyor bu adam diyor. O zaman bizim dediklerimize doğru çıkıyor. Evet, şimdi ben Erdal abi'den söylesin, ben geçeyim. Varsa söyleyin. Yok, son sözü verin. Erdal abi son sözden başlasın. Son sözümüz. Erdal abi buyurun. Tabii abi. Ben pazar günü çarşamba maçına gittim. Kendi toprağıma. Orada Çarşamba Spor 2 puan kaybetti. Üzüldüm. İnşallah önümüzdeki maçlarda kazanırlar diyorum. Bu arada sevgili İhsan Kurnaz Samsun Spor'a Süper Lig yolunda başarılar diler. Ali Mutlu Samsun Spor'a şampiyonluk yolunda başarılar diler. Egemen Caferoğlu Samsun Spor'a başarılar İsim oku diler. Sonunda diler de hepsini Erdal abi. Evet. İsim oku söyle. Emrah Ertekin, çarşambamızın kadim dostum Osman Konaşoğlu, fanatik bir Samsun Sporlu, Mehmet Silelioğlu ve Aytekin İspirli beraber Samsun Spor maçını seyrederken kalp krizi geçirdi. Geçmiş ona olsun, da geçmiş Allah olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve Necmettin Karaduman da bu arkadaşların hepsi Samsun Spor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyor. Bizleri bu saate kadar dinleyen bütün taraftarlarımıza ve halkımıza, Samsun halkımıza, dünyaya, Türkiye'ye, Samsun'a sevgi ve saygılarımı diliyorum. Aksivide kalın diyorum. İyi akşamlar. Erdal abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili moderatörüm, eğer müsaade ederseniz sevgili rejiden biraz önce Sayın Galip Öztürk'ten bahsederken çocukların olduğu resim vardı ya. Evet. Çünkü o çocuklar kimsesiz çocuklar. Onlar yayınlansın ki o çocuklar mutlu olsun. Arkadaşlar sevgili, bir kez daha atalım mı onları görüntüye? Sevgili olsam selamları söylerken evet hepsini baştan atarsanız, bu resmin hepsini atarsanız sevinirim. Evet, İstanbul'a gittik, gördük, ettik ve herkesle konuştuk. Fakat diyorum ya, burada tekrar bir söz söylemek istiyorum. Sevgili Galip Öztürk'e böyle bir olana, bu çocuklarımıza sağlık için teşekkür ederken oradaki Hüseyin hocamıza bir kez daha kendisi başta olmak üzere orada emek veren herkese Allah razı olsun diyorum. Evet. Yani çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıktıkları için helal olsun diyorum. Çünkü çok güzel bir şey. Ama tabii ki biz İstanbul'a gittiğimizde sadece Galip Öztürk ile buluşmadık. Şenol abimizin yanında, sevgili Şenol Ay Yıldız'ın yanında bir de otogarda bir abimiz var. 55-55 diyorlar. 55 Ahmet, 55 Ahmet. Ben de diyorum ki acaba ne anons ediyorlar veya ne birbirleriyle konuşuyorlar. Ne ismi versem orada bir Ahmet abimiz var. 30 yıldır orada, 25-30 yıldır. Adamın kodu lakabı 55. Belan olsun. Otogarda herkes 55 diyebiliyor. Çok temiz, çok mükemmel bir insan. Sevgili Ahmet abime teşekkürlerimi iletiyorum. Hüseyin Kalacı kardeşim, hocamız, tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Adem Yazıcı abimizle görüştüm. Sizlere çok selamı var biliyorsunuz. Aleykümselam. Sorumuz. İslam Başer'den bahsettiğim Mustafa ve İlyas Başer'e selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar evet, buradan söylüyorum. Sevgili Tunç Güvenoğlu'na, Cemal Semiz'e, Muammer Uyanık'a, Ramazan Mırık'a, Emir Kalem'e. Ökeş Bey'i ayırma. Yok, söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Aydın Fırat kardeşimize, Samet Kaçan'a, Bekir Erdoğan, İsmet Özgen, Cengiz Aybaş ve Ahmet Yılmaz'a. Bizlerle bu yola çıktığımızda sürekli ulaştırma yönünde bize hep destek olan, bizlerle her yere gelen sevgili Durmuş Akgün kardeşime ve İstanbul'da bu saatte bizi seyreden 74 yaşındaki Mevlüde teyzem bize gelen eleştiri en güzel cevabı veriyor. Üzülme sen evladım demiş. Demin mesaj geldi. Ellerinden öpüyorum. Recep Şahin kardeşime selamlarını öpüyorum. Yine İstanbul'daki kuzenim Serkan Kaçan'a çok selamlarımı iletiyorum. Ama her şeyden önce bizleri her gittiğimiz deplasmanlarda güzel yerlerde ağırlatan sevgili bürokratımız Dursun Türk'e çok selamlarımızı iletiyoruz. İyi akşamlar. Fakat Samsun ve Ersel'den farklı ama gurbetçilerimize çok ama çok selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Çünkü onların yeri bizde başka. Onlar gurbet kuşu. Onlar Samsun özlemiyle, Samsun hasretiyle, Samsun spor sevgisiyle yanıyorlar. Maçtan bir gün önce de maçta da beni Almanya'dan Stuttgart Tütüngen kasabasında yaşayan Ahmet
Timur abim aradı. Hepinize selam var. Adem ve Murat Timur'da başlamak üzere tüm gurbetçilerimize diyoruz ki Allah sizin yüzünüz her zaman güldürsün. Meyve veren ağaç taşlanır ama Cenab-ı Allah haklının her zaman yanındadır. Hedefi olmayan gemiye ne rüzgar yardım eder ne Cenab-ı Mevlam yardım eder. Biz Hüseyin Kalpar'ın da arkasındayız, Samsun Spor'un hocası olduğu için. Evet. Yönetimin de arkasındayız, zorluklarda Samsun Spor'un yanında oldukları için diyorum. Sürçülisan ettiysek özür diliyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Ama Samsun Spor'un yanında olanların da diyoruz ki Samsun Spor'u bırakmayın diyoruz. Çünkü Samsun Spor sizin hayat düşünülmez diyorum. Ben iyi akşamlar diliyorum kendi adıma. Sevgili Karataş, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, emeğe geçen tüm sponsorlarımıza ben de çok teşekkür ediyorum ekibimiz adına. Evet, ben de buradan gurbette bizleri izlemekte olan ve Samsun'da izlemekte olan şu an ekranlara başındaki tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak buradan iyi akşamlar diyeceğim. Gece odası çalışanları adına hepinize sağlıcakla kalın derken sizleri taraftarın sesi, taraftar resimleri köşemizde baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın ama Aks TV'de kalın. Yazıcı Makina ve MFB İnşaat taraftarın sesini sundu.